Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Karşımda görmüş olduğunuz gibi Xiaomi 13T modeli bulunuyor. İncelemesini yakında sizlerle paylaşacağım ama İlk önce sizlerle Dimensity 8200 Ultra işlemcisinin nasıl bir performans gösterdiğini özellikle oyunlarda nasıl bir performans gösterdiğini aktarmak istiyorum. Şu anda şarjımda zaten %100 bir şekilde bulunuyor. Şöyle telefonu bir açayım. FPS sayıcını da açtım. Burada birçok kişi işte FPS'i göstermiyorsun demişti. Ben hem geliştirici ayarlarına 120 FPS'i burada aktif ettim ve sonrasında da uygulama kurdum. Oradan da 120 FPS'i aktif ettim. Peki ne yapacağız? Burada görmüş olduğunuz hem genç Genshin hem de PUBG Mobile oynayacağız ve ısınmaya ve bataryaya da burada gözlemleyeceğiz. Bakalım neler olacak. Burada 120 FPS'le beraber bakalım ne olacak. Aslında telefon 144 Hz destekliyor ama ayarlar kısmına girdiğimizde şöyle bir şey karşımıza çıkıyor. Ekran tarafına geliyoruz. Yenileme hızına geliyoruz ve burada özel tarafında 144 Hz kadar şeklinde burada bizlere belirtiyor. Yani maksimum 144 Hz şu anda çıkmıyor. O yüzden de kendisi desteklenen uygulamalarda bunu çıkartıyor. Şu anda 120 FPS beraber oyunlarımızı oynayacağız. Tabii ki de ısınmayı da ölçeceğiz. Hemen hatta şöyle bir ölçelim. ısınma değerlerimiz nelermiş? Daha doğrusu sıcaklık değerlerimiz şu anda 26 derece olarak ölçüyor. Arka taraftan da ölçelim. Şöyle bakalım. 25.3 yani baya baya soğuk şu an telefon. Ve %100 bir şekilde şarjımızda bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi değerlerimiz bunlar. ilk önce yarım saat bir PUBG oynayalım. Ve tabii ki de 90 FPS'le beraber oynayacağız. Onu da şimdi sizlere göstereceğim. Şu anda 60 Hz'de çalışıyor. 60 FPS'te çalışıyor daha doğrusu ekranımız. Şu açılsın. Sesi de şöyle ben bir kısayım şimdilik. Ve evet oyun açıldı. Ayarlar kısmına giriyorum. Grafikler tarafından akıcı 90 FPS'te oynayabiliyorsunuz. İsterseniz de burada HDR ayarına getirip de aşırı yani 60 FPS'de de oyunu oynayabiliyorsunuz. Ama ben akıcı ayara getirip 90 FPS'te oynarım. Oynamak istiyorum. Hızlıca böyle silah oyundan başlayalım ve yarım saat boyunca oyunumuzu oynayalım. Zaten ben de burada kronometremi başlatıyorum. Şöyle göstereyim sizlere de kronometreyi de buradan da şöyle yapalım ve başlatalım ve oyunumuza girelim. Evet 10 dakikayı tamamlamış bulunuyorum. Şöyle tam 10 dakika olmuş göstereyim sizlere de bakalım ısınma durumumuz ne seviyede? 90 FPS PUBG'de 35.7'ye çıkmışız. 25'lerden hemen 38'e çıkacak mı bakalım. Yok hayır. Ön tarafta çıkmadı. Arka tarafta bakıyorum. 35.3 34.8 Kameraya bakalım biraz da. 32.1 Yani 36'yı böyle göremedik gibi şimdilik. Devam edelim, bakalım yarım saat sonunda daha doğrusu. Bir 10 dakika sonra sonunda yine ölçeceğim ama sonuç olarak bakalım ısınmamız ne durumda olacak. Evet, 20 dakikam dolmuş bulunuyor. Hemen şöyle telefonun sıcaklık değerlerine bir bakalım. Oyun daha bitmedi ama olsun. Bakalım şöyle sıfırlasın kendine ve 37.9'a çıktık. 38 derece. Şu anda maksimum 38 gördük. Şöyle bakıyorum 37.4 34.8 Yani maksimum 38 derecede. Şöyle kamerayla bir bakalım. 34.1 şu tarafa bakarsak da 37.7 Yani 38 şu anlık maksimum 38 derecede devam edelim. Evet 30 dakikamız doldu. PUBG'de 90 FPS testimizde bakalım diğer bir 10 dakikalık ısınma turumuzda ne oldu? 38 38.5'a çıkmışız. 38'dik. Şöyle arka tarafa geçiyorum. Evet biraz ısınma hissediyorum ama kesinlikle ve kesinlikle elinizi rahatsız edecek durumda değil. Şöyle 34.8, 37.5. Daha çok şu tarafta bir ısınma var. 38.5, 38.3. Yani 38.5, 38.5'a kadar çıktık. Bir şimdi tabii ki de Genshin Impact'e gelimi de PUBG'den sonra bu arada yarım saatlik bir oyunda %90 bataryamız kalmış. Yani %100'e girdiğimiz oyunda %10'luk bir batarya harcaması yapmışız. Yarım saatte bir de Genshin oynayalım. Evet sizlere ayarlarımı da göstermek istiyorum aslında. Şuradan hemen sizlere ayarlarımı göstereyim. Şuradan girdiğimde ayarlar kısmına ve grafikler tarafında şu anda grafiklerimi orta ayarda görsel efektleri yüksek ve çevre ayrıntısını yüksek olarak ve FPS tarafında da maksimumda 60 FPS olarak oynuyorum ve akıcı bir şekilde oyunları oynamayı planlıyorum tabii ki. Oyunuma devam edeyim. Bir 10 dakika sonra tekrar buradayım. 40 dakikamız dolmuş hatta geçmiş bile 25 saniye geçmiş. Peki ısınma değerlerimiz ne durumda? Hemen ona bakalım. 10 dakikalık gençin pek sonunda 41.4 derece çıkmış olduk artık 38.5'tan. Bir daha şöyle o bölgeye ölçmek istiyorum. Şöyle tekrarlıyorum 41.4. Şöyle arka tarafa biraz bakalım. Bu tarafa baktığımızda 41.5'e çıktık. 37.9. Batar tarafına zaten bir sıcaklık hissetmiyorum. Tekrardan şu taraflara bir bakarsam 41.7, 41.5 bir daha hafif ortaya bakarsam 41.8'i görmüş olduk. Devam edelim bir 10 dakika sonra tekrar ölçeceğim. Evet 50 dakikamız dolmuş durumda şu an Sizlere göstereyim. Evet 50 dakikamız bu şekilde doldu. Şöyle tekrar bir sıcaklık değerlerini bir kontrol edelim. 41.8'de kalmışız en son. Basıyorum. 43 dereceye çıktık. Şöyle bakıyorum. 42.9 42.7 43 derece çıkmış bulunuyoruz. Arka tarafa bakıyorum. 43 derece evet 43.2'yi gördük. Biraz daha artmış durumda. 39.8. Aşağı taraflara bakmıyorum batarya tarafına ama isterseniz şöyle bir göz atalım. 38.7'ye çıkmış o da en fazla. Yani 43 dereceyi gördük burada. 43'ten çok fazla yukarıya da çıkmadı aslında. Bir 10 dakikam kaldı onu da tamamlayalım ve ondan sonrasında da bataryaya da bakmış oluruz. Evet bir saatlik oyunumuzun sonuna geldik. Yarım saat PUBG yarım saatte Genshin Impact'i oynadım. 60 FPS ayarlarla beraber. Peki son durum ne oldu? Isınma yani sıcaklık değerlerimiz ve batarya durumumuz ne oldu? Hemen kontrolünü sağlayalım. En sonunda bildiğiniz gibi 43 derecede kalmıştık. Şöyle bir bakalım. 43.2 olmuşuz. Sonrasında bu tarafa bakalım. 43.4 olmuşuz. Şöyle bir sesini birazcık kısayım. Sonrasında bakalım en fazla 43.6 biraz daha artmış. Devam ediyorum. Biraz da alta bakarsam 43.4. Biraz böyle sağ tarafa bakalım. 43.3. Arka tarafa bakalım şimdi ise. Burada baktığımızda 43.4. Sonrasında orta tarafta 39.7. Batarya tarafına baktığımızda da 39.5 derecelere görmüş olduk. Isıyı tabii ki hissediyorsunuz 43 dereceleri ama elinizi yakacak derecede olmadığını söyleyebilirim. Yani bu sıcaklık değerleriyle beraber Genshin Impact'te oynamak çok daha fazla bir elinizi yormayacaktır bu sıcaklıklarla beraber ve akıcı bir şekilde de oyunu oynayabildim. Onu sizlere söyleyebilirim. Yani herhangi bir şekilde kasma, donma olmadı. 60 fpse rahat bir şekilde oynayabildim. Şu anda neden 120 gösteriyor burada bilmiyorum ama 60 fpse rahat bir şekilde oyunumu oynayabildim. Peki bataryam ne oldu? 1 saat boyunca aralıksız oyun oynayınca bataryam %76 seviyesine gelmiş durumda. Hem 30 dakika PUBG'de hem de akabinde hemen Genshin Impact'le beraber 60 FPS oynayınca 76 bataryam kaldı yani burada baktığımızda yaklaşık olarak hatta şu anda %75 oldu. 25 yani %25'lik bir batarya harcaması yaptım 1 saat içerisinde. Bu da demek oluyor ki eğer oyunu çok sıkı bir şekilde aralıksız oynayacaksanız burada 3-4 saatten daha aşağıda bir skor almayacaksınız. Ekran açıklığı süresi olarak bu da başarılı bir batarya performansı olduğunu zaten bizlere gösteriyor. Peki sizler Xiaomi 13T'nin hem PUBG hem de Genshin Impact testi hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyorum. Bir sonraki oyun testine görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.